Selamünaleyküm arkadaşlar. Araç ne olursa olsun, ister önden çekişli, ister arkadan çekişli, kalkışta zangır zangır titriyorsa o arabanın debriyajı bitik ya da tamamen parçalamış, kalkışta sirkeliyor demektir. 166.281 kilometre. Debriyajı biten araba hem çok zor geçer hem de arkadaşlar görüyorsunuz çok zor geçiyor. Şöyle göstereyim size. Aynaya bakıyorum. Evet, çok aşırı titriyor arkadaşlar. Arabanın altındayım arkadaşlar. Şu çatalın toz körüğünü çıkaracağım. Evet. Orada arkadaşlar balatanın parçalanmış kalıntılarını gösteriyorum size. Balatanın parçalanmış kalıntılarını. Çıkarım bakayım. Çek abi, görüşürüz. Hamido, şanzımanın ön kısmını bana versene canım. Çevir. Balatayı parçalamış mı ona bakacağım. Şöyle bir avuçla bakayım. Çatalın arasındaki gördüğüm saçaklar o demek ki. Debriyaj bilyasını çevir bakayım. Hızla. Tamam. Çıkarayım mı? Çıkar. Kırık parçayı göster. Tamam. Şey mi? Volan bilyası da burada. Sök volanı, dışarıda bakalım. Volanın ortasında bir bilye var arkadaşlar. Priz direk mini giriyor. O bilye bu hale gelmiş arkadaşlar. Dağılmış. Bu hale gelmiş. Titreşim yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Bu bilye bozulduğu zaman araba kalkışta sirkeleme yapar. Bilyanın parçaları da burada arkadaşlar. Bilye yenisi rahat dönüyor değil mi? Rahat. Volanın yüzeyi de temiz. Temiz. Şimdi baskı baltanı takacağız. Tamam. Baskıyı ver abi sen. Şu kabloyu az bir şey havaya kaldır. Araba boşta olursa daha rahat geçer. Tamam. Boşta olursa. Tamam. Geri vitese geçti. Oturdu zaten. Oturdu. Tamam. Tamam. 166.000'deki aracımızın vitesi Hacı Bekir lokomu gibi geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Of. Lokum lokum vallahi lokum ya. Evet arkadaşlar, birazdan fiyatını söyleyeceğim. H100 kamyonet CRD'yi değil, bu TC'yi model arkadaşlar. 5 iler oluyor bunlar. CRD'yi modelleri zincirli motor, 6 iler oluyor arkadaşlar.